Kürt meselesinde seküler görünenle muhafazakar görünen, solcuyla sağcı aslında şöven bir noktada buluştular. Sadece bazıları, özellikle seküler kesimden gelenler ya da sol kesimden gelenler, Tayyip Erdoğan karşıtlığının arkasına saklanabildikleri için şu anda Kürt karşıtlığını gizliyorlar. Yoksa gerçekte baş başa kalsak ve gerçekten Kürt meselesi konuşsak, şu anda ortalıkta muhalif gibi görünen birçok hareketin ve sol görünümlü ya da seküler görünümlü hareketin de aslında Kürt meselesine karşı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla orada bir yeni ittifak oluştu Kürtlere karşı. O sessizliğin, kayıtsızlığın sebebi bir tanesi o. İki, bunu hükümet bilinçli olarak da ya da AK Parti bilinçli olarak da kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Bir yandan bakarsan hem toplumdan baktığınızda Türkiye toplumunu tanımlamak için toplumsal planda iki tane ana eksen var. Bir tanesi Türk-Kürt ekseni, yani o senin biraz önce sözünü ettiğin grafiklerde onu teyit eden ya da onu ispatlamaya çalışan grafiklerdi. Sayısal istatistik analizlerle de baktığınız zaman Türkiye'de hangi konuyu kurcalarsan kurcala, birinci eksen bir kere Türk-Kürt ekseni. İkinci eksen, seküler modern diyebilirsin, sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi yüksekler geride olanlar diyebilirsin, eğitimi yüksekler, eğitimi düşükler diyebilirsin. Veya bir üçüncü eksen daha var, konuda bulgularından söyleyebileceğim, dindarlık seviyesi. Yani ateistten başlayan, sofuya kadar gelen bir başka dindarlık seviyesi. Şimdi bu eksenler eğer Kürt meselesi konuştuğumuz anda bizimle ittifak oluşuyor birincisi. İki, hükümetin teşvik ettiği şey bu dörtlü kimliklere sıkışan siyaset. Yani bu eksenler üzerinden tarif edersek Türkçülük, Kürtçülük, laikçilik, dincilik diyorum ben. Cilik eklemini de karikatürize etmek için bilerek söylüyorum. Yani bir siyaset bilimine uygun mu değil mi bu tanımlar kaygısını şey yapmadan, düşmeden. Olmakta olan şey süreç şu, Türkçü ve dinci eksen giderek birbiriyle hemhal oluyor. Zaten sosyolojik olarak daha benzerlerdi. Eğitim grubu itibariyle, eğitim seviyesi olarak, işte gelir grubu olarak, yaşam tarzı olarak vesaire. Ama şimdi onlar siyaseten, siyasi pozisyonları, siyasi tutumları, hani MHP AK Parti ayrımı gibi bir ciddi ayrım vardı. Şimdi hükümetin Kürt meselesi etrafında ve özellikle terör zemini üzerinde kurduğu dil o iki kümeyi birbirine yaklaştırıyor. Ve o iki kümeyi siyaseten ortak tutuma yöneltiyor. Ve hükümet de bunun peşinde.